Türk İnkılabı düşüncenin ürünüdür. Bu inkılabı yöneten kişi, sosyal ve politik sorunların çözümünü bilimde aramak gerektiğini bilen bir kişidir. Bütün insanlık tarihinde Gazi Mustafa Kemal gibi milletiyle kaynaşan, onun için mücadele eden, cefa çeken ve bütün engellere rağmen milletini asil hedefine doğru ilerleten önderlerin sayısı pek azdır. Ne yazık ki 1937 yılına gelindiğinde sahaya eskisi kadar çıkamaz oldu. Gece gündüz hiç soluksuz kütüphanesinde okuyarak ve çalışarak geçirdiği zamanlar, Çankaya'daki bilim sofrasında sabahlara kadar süren tartışmalar, gençliğinden beri beyninde hiç dinmeyen fırtınalar estiren fikirler, devrimler bedenini de zihnini de çok yormuştu. O, 57 yıllık ömrüne büyük devletleri dize getiren bir kurtuluş mücadelesi, imparatorluğun küllerinden doğmuş bir devlet, yeni bir dille, kılık kıyafetle, eğitimle, sanatla modernleştirilmiş bir millet sığdırdı. O olmasa, Bozkır'ın ortasında bir başkent ve cumhuriyet doğmazdı. O, 20. yüzyıla damgasını vuran liderlerden biri olarak anıldı. O, bilime olan inancıyla etkileyici ve ilerici bir düşünce adamıydı. O, tarihe iz bıraktı.